Sevgili izleyenler CHP'li Engin Altay aslında bu yaptığı açıklamayla hem e, e, niyetlerini ortaya koyuyor. CHP'nin tarihi çünkü darbecilikle, kan dökmekle meşhur, dar ağaçlarıyla dolu CHP'nin tarihi maalesef böyle bir tarihe sahip, bagajı dolu. Bunu reddetmek yerine e, hala oralardan medet umduğunu bir kez daha göstermiş oldu Engin Altay. ancak. Orada da çok büyük yanlış ifadeler, tarihsel hatalar yaptı. Örneğin dedi ki Menderes'te de o kadar cesaretlendirdi ki Atatürk'ü koruma kanunu çıkarttırdı dedi. Bakın Atatürk'ü koruma kanunu Menderes iktidara gelişinin birinci yılında çıkarttı biliyor musunuz 1952'de yani iktidara geldikten bir buçuk sene sonra çıkarttı. E, şunu söylememiz lazım. E, Menderes'e darbe 10 e, yıl sonra yapıldı. Burada şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Peki o koruma kanunu neden çıktı? Çünkü e, bugün dahi hala iddia ediliyor ki Atatürk büstlerine Menderes iktidara geldikten sonra iktidarı kaybeden CHP'nin Profesör Kemal Pilavoğlu liderliğindeki karanlık bir yapıyla, bir oluşumla, bir tarikatla işbirliği yaptığı ve Atatürk heykellerine saldırtıldığı ve bunun üzerine de aslında Menderes'in CHP'den ve İnönü'den kurtarmak için Atatürk'ü koruma kanunu çıkarttığı da yazılıp çiziliyor. Şimdi çünkü biliyorsunuz İnönü paralardan da resmi dairelerden de Atatürk'ün resmini kaldırmıştı. Ders kitaplarında bile İnönü kadar Atatürk'ün adı artık geçmiyordu okullarda. Dolayısıyla Menderes aslında Atatürk'ü yeniden hayata döndürmüştü. Bir, ikincisi de CHP'nin CHP'nin şerrinden emin olmak için böyle bir yasa çıkarmak durumunda kalmıştı. Ama iktidarın bir buçuk, bir buçuğuncu yılında diyelim. En azdan bir yıldan biraz fazla zaman geçmişti. Bir diğer meseleye gelince Sayın Engin Altay, siz ne olursa olsun Menderes ve sonu onun gibi olur dersini dediğiniz anda tehdit ve darbeciliği çağrıştırmış olursunuz. Ben öyle demek istemediğimin hiçbir anlamı yok. Bu ülkede Menderes'in sonunun akıbetinin ne olduğunu bu millet iyi biliyor. Darbecileri de iyi biliyor. CHP'nin hafızasını da iyi biliyor. CHP'nin dedesi olan İttihat ve Terakki'nin de meydanları nasıl dar ağaçlarıyla idamlarla doldurduğunu hepimiz unutmadık. Tarihi okuyanlar biliyor. Dolayısıyla hala siz kılıcınızın arkasının ve önünün önünün kestiğini düşünerek böyle tehditler savuruyorsanız bence millet artık onlara geçit vermeyeceğini 15 Temmuz'da gösterdi. Bence o tarz tehditleri terk edin. Tam tersine milletten af dileyin, özür dileyin. Biz yanlış yaptık. Bagajımızdaki bu leşleri, katliamları, kötülükleri boşaltıyoruz ve milletten af diliyoruz deyin ve millete dönün. Milletin iradesine, inancına, tarihine saygı duyarak ancak iktidara gelirsiniz. Yoksa tehditle bir yere varamazsınız. Bunu tekrar hatırlatmış olalım Engin Altay a.